Hızır Ali'nin kanalına hoş geldiniz. Ben sizlere kuzu göbeği mantar dokusu geliştikçe nasıl bir renk, bir gelişim sağlıyor onu şu an gösteriyorum. Dikkatlice bakın hiflerine. Kuzu göbeği mantar hifleri diğer mantar hifleriyle aynı şekilde gelişim sağlamıyor. Buna özellikle dikkat edin. Hiflerinin rengi bu şekilde oluyor. İlk etaplar beyaz bir renk gelişim olarak sağlasa da zamanla bu şekilde koyulaşıyor. Sizler kuzu göbeği mantar tohumu elde ettiğiniz zaman dokunuz böyle bekledikçe rengi bu şekilde olacaktır. O yüzden dokumuz neden bu şekilde bir renk aldı diye endişe etmeyin. Bizler sizlere bugüne kadar mantar tohumu nasıl elde edilir, besyer nasıl hazırlanır, üstüne doku nasıl taşınır videolarımızda gösterdik. Kompost nasıl yapılır? Kanalımıza yeni katılan kardeşlerimiz hepsini adım şekilde sunuyoruz. Önce mantar tohum besyer nasıl hazırlanır? Adım 1, adım 2 o şekilde gidiyoruz. Sizler de dikkatli bir şekilde adımları takip ederseniz önce besyerinizi hazırlarsınız. Size sunduğumuz besyer masrafsızdır. Sadece yumurta kartonları, şeker ve su. Daha önceleri mantar tohum besyer yapmak büyük bir maliyete sebep oluyordu. Dahası da tahılla hazırlandığı için de bozulması çok çabuk oluyordu. Yapan kardeşlerimiz sıkıntı duyuyordu, başarıya ulaşamıyorlardı. Ama yumurta kartonlarıyla yapıldığı zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Yapan kişi kendi dokusunu elde ediyor. İşin özüne geldiğimiz zaman da şimdi bizim sizlere gösterdiğimiz kuzu göbeği mantarımızdır. Bunu inşallah Allah'ın izniyle hep beraber mutfaklarımızda yetiştireceğiz. Bizler sizlere A'dan Z'ye tohumu nasıl elde edilir, kompostu nasıl yapılır ve ekimi nasıl yapılır gösterdik. Allah'ın izniyle de ilkbaharda mantarımız çıktığı zaman da yeniden çekimler yapılarak A'dan Z'ye sizlere gösterilecektir. Buradaki amaç ülkemizi kalkındırmak, insanımızı iş sahibi yapmaktır. Biraz sizlerle dertleşmek istiyorum. Birkaç gündür bayağı bazı sıkıntılı durumlar yaşadık bu konuda. Yaşadığımız konu ne derseniz, biz bu işe niyetlendiğimizde ilk bizim göz ağrımız Hızır Ali Mantar diye bir grubumuzu kurduk. Kasım 15 2018 bu grubumuzu kurduk. Bu grupta bazı kardeşlerimiz bilgilerini paylaştılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da insanlara yardımcı olmak amaçlı. Özellikle Kadir Berrak kardeşimiz, Allah ondan razı olsun. O da güzel paylaşımlar yaparak insanlara yardımcı oluyor. Diğer kardeşlerimiz keza öyle. Bu şekilde paylaşımlar yapan kardeşlerimiz oldu, katkı sunan kardeşlerimiz oldu. Bizler de paylaşımlarımızı yaptık. 2021'de maalesef bizim sayfada bizi bertaraf etmişler. Sahte bir hesapla birileri kendini yönetici yapmış. Bizler bunu araştırdık, şikayetlerimizi yaptık. Yapan hesap sahte. Maalesef amaç şu şekilde: sayfayı ele geçiren, çalan kişiler seni sayfada engeller, oradaki bütün çalışmalarını siler, kendi çalışmalarını yayınlar. Kısacası senin takiplerinin üzerinde kendi çalışmalarını yapar. Bu şekilde sayfa çalıntısı çok olur hackerlar tarafında. Bu sıkıntı değildir. Ancak sıkıntı olan ise
Bizim bu şekilde değil. Bizim sayfada kendini yönetici yapan şahıs amacı sayfada paylaşım yapmak değil. Sayfayı kullanmak değil. Sadece ve sadece bizim çalışmalarımızı izleyerek bizi engellemek. Şimdi sayfamıza bu şekilde müdahale eden şahıs. Şunu hiçbir zaman unutma. Sen bizlere öyle bir kamçı vurdun ki bizler canlı yayın yapmayı düşünmüyorduk. Ama şimdi daha da çalışmalarımızı hız vererek canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Bizler kuzu göbeğini gösterdikten sonra diğer değerli tüm mantarları insanlarımıza göstermeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle, Hızır'ın yardımıyla. Senin gibiler, senin gibi zihniyetler bu insanlara bir şey öğretmemizi engelleyemeyecekler. Sizler ancak bu şekilde davranarak bizlere daha da güç katarak daha da güzel bir yolda olduğumuzu gösteriyorsunuz. Bu arada bu şekilde size teşekkür ediyorum. Sayfamızda 1270 kardeşimiz vardı. Bizim için hiç sıkıntı değil. Biz şu an videolarımız 2 milyon 200, 1 milyon 600, 1 milyon 400 izlenme seviyesine ulaşmış vaziyette. Takipçilerimiz 17 bin, 16 bin, TikTok olsun, Reels videolar olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Ya sen bizi engelleyememişsin. Baksana 2001'de bu duruma kalkmışsın. Biz de maalesef çalışmalarımızın yoğunluğundan dolayı fazla bu sayfaya dikkat etmedik. Oraya çalışmalarımızı atıyorduk ara sıra. Ama diğer taraflara yoğunlaşmıştık, argelere yoğunlaşmıştık. Ki ne zaman sayfayı böyle bir şey alıp düzenlemeye kalkınca baktık ki sayfaya müdahale edemiyoruz. Biz sadece sayfada takipçi olmuşuz. Yani baksana sen bizi engelleyememişsin. Tam tersine Hızır'ın yardımıyla milyonlara ulaşmamızı sağlamışsın. Yani bu tarz kötü niyetler Rabbin alemin yardımcı olarak diğer iyi niyetlere daha da yükseğe taşır. Bizler iyi bir niyetle yola çıktık. İnsanlarımıza balık tutmayı öğretmek. İşsiz olan kardeşlerimize ekmek kapısı açmak. Ülkemizin tarımını kalkındırıp ülkemize katkı sağlamak. Kısacası insanlığa güzel bir şeyler bırakmak. Senin amacın ne? Bizi engellemek ama maalesef engelleyememişsin. Bir de eşimle kendi karakterimi açıklayayım. Bizler demirden korksak trene binmeyiz. Bizler hayatın içinden gelmiş fakir çocuklarıyız. Bizler hiçbir şeyden korkmaz, önümüze çıkan her şeyi bertaraf ederek yolumuza bakarız. Bunu neden söylüyorum? Kısacası bu şekilde bu niyetler taşıyan insanlar hiçbir zaman bize engel olamazsınız. Ne yaparsanız yapın, bizler insanımıza öğretmeye devam edeceğiz. Ülkemize katkı sağlayacağız. Bizler bayrağımızın, vatanımızın sevdalısıyız. Bu ülke tektir. Hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. O yüzden bizler bir iken bin olacağız, bin iken milyon olacağız. Biz bu işi evlerde insanlara öğreterek kendi arazilerine çıkıp yetiştirmeyi hedefliyoruz. Zaten kişi şehirde bir iş sahibidir. Bu işi alır, hobi amaçlı yapar. Bakar ki bu işte çok iyidir ve ne yapar? Köyde arazisi vardır. Gider arazisini de yetiştirir. Bizler bunların hepsine öncülük yapacağız. Arazilerde nasıl yetiştirilir, nasıl elde edilir, mantar deyip de geçmeyin. Mantar gerçekten çok önemli bir yiyecektir.
kuzu göbeği mantarı özellikle etle aynı seviyede bile değil. 1 kilo et bir tane kuzu göbeğiyle eşdeğerdedir. Yani et yemek yerine kuzu göbeği bir tane yediğin zaman 1 kilo etten aldığın vitaminini almış oluyorsun. Yani kısacası Allah'ın izniyle bizler bu mantarı herkese öğreterek arkamızda çok güzel bir eser bırakmak istiyoruz. Allah'ın izniyle, Hızır'ın yardımıyla. Birkaç gündür üzüldük. Çünkü Hızır Ali Mantar bizim göz ağrımızdı. Bu arada güvenlik güçlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Şikayetimizi yaptık. Allah onları başımızdan esirgemesin. Polisimize, askerimize zeval vermesin. Onlar olmadığı zaman bizlerin hali nafile. O yüzden askerimize, polisimize her zaman yardımcı olalım. Onlar bizim vatanımızın bekçileridir. Yeri gelince canını veren koç yiğitlerdir. O yüzden askerimiz, polisimiz bizim değerimizdir. Her zaman onlara saygılı olalım. Her zaman onları koruyup kollayalım. Bizler şikayetimizi yaptık. Hızır Ali grubunda arkadaşlarımızı da uyardık. Paylaşım yapmayın. Zaten yapan kişiler de kötü niyet taşıyan kişiler olacaktır. Bu arada yeni bir grubumuzu kurduk. Grubumuzun ismi Hızır Ali Mantar. Sadece Hızır Ali Mantar eğitim sitesi. Yeni grubumuza katılmak isteyen kardeşlerim katılabilirler. Çalışmalarımız orada yayınlanıyor. Yani burada yaşadıklarımız bizleri tam tersine kamçıladı. Dediğimiz gibi canlı yayın yapmayı düşünmüyorduk. Şimdi size gösterdiğim bu dokuyu canlı yayın yapacağımız zaman da TikTok'ta, Facebook'ta ve YouTube'da yayınlanacak. Canlı Instagram'da da yayınlamayı düşünüyoruz. Canlı yayın yaptığımız zaman sizlere bildirilecektir. Canlı yayında mantar tohum besiyer nasıl elde edilir? Bak, sen bizi engelleyebildin mi? Sen bir seneden beri bizi engellediğini mi zannettin? Baksana şimdi, bize nasıl da güç kuvvet olmuşsun. Kardeşlerim, bu dünyada birileri size kötülük yaptığı zaman o kötülükle güçlenin. Daha da işlerinize şevkle sarılın. Kimsenin sizi sıkıntıya, üzüntüye koymasına müsaade etmeyin. Düşmanın seni güçlendirir. Bir deyim vardır büyüklerimiz tarafında. Dostlarınsa seni yerinde bırakır. Yani kısacası düşmanın sana güç katar. Şimdi bizler güçlü bir şekilde canlı yayınlarımızı yaparak mantar tohum besiyer nasıl elde edilir? Canlı yayında A'dan Z'ye bizler hedef koyduk. Her evde mantar yetişecek. İstanbul'dan başlayarak tüm illerden ve ilçelerimize yayılacak Allah'ın izniyle vatanımın bir karışında mantar tohumu ekmeyen kardeşim kalmayacak. Allah'ın izniyle. Canlı yayında mantar tohum besiyer nasıl yapılır? Kuzu göbeği mantar tohum dokusu nasıl taşınır? İstiridye mantar dokusu nasıl taşınır? Sizlere gösterilecektir. Zaten sizler bunu öğrendiğinizde tüm mantarları da elde etmeyi başaracaksınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Canlı yayınımızı yapacağımız zaman da sizlere bildirilecektir. Canlı yayınımızı sakın kaçırmayın. Dediğimiz gibi bizlere ve vatanımıza zarar verenlere öyle bir tokat indirelim ki
İstanbul'dan başlayarak illerimize yayılalım. İllerimizden de ilçelerimize yayılalım. Bir iken bin olalım, bin iken milyon olalım. Her evde tenceremiz kaynasın, her evde çocuklarımız yatağa aç girmesin, babalar ve anneler üzülmesin. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.